maçın sonucuna bu muhteşem atmosferde yansımasını bekliyoruz. Yes we can. Evet, başarabiliriz. Pankartı şu anda ve koreografi de sarı lacivert girdi. Olağanüstü bir koreografi var. Sarı tribünler maç öncesi koreografiyi böyle hazırlıyor. Gerçekten harika bir atmosfer. Sakatlar var, eksikler var ama hava atışına Meksikalı Gustavo Ayo ve Nijerya kökenli Epe Yudo çıkıyor. Hava atışıyla birlikte ilk hücum Real Madrid'in. Baş hakem Yunan Christos Christodoulou, disipliniyle, sertliğiyle tanınan, Euroleague'de çok fazla sevilmeyen bir hakem. Sergio Yul. Karşısında Epe Yudo var. Bogdanovic topu çaldı. Şimdi Gigi Datome. Hızlı hücum fırsatı. Datome potaya gitti. İki sayıyı buldu. Bobby Dixon. Bogdan Bogdanovic topu aldı. Bogdanovic, Epe Yudo devrildi. Gustavo Ayon çok güzel bir posterin içinde yer aldı. Of. Gustavo Ayon'un evine şu posteri göndermek lazım. Hemen adresini alalım. J.C. Carroll'ı çıkarmadık yine perdeden. Yol yok. J.C. Carroll potaya gidemiyor şu anda. Rudy Fernandez. Pero Antic kaldı karşısında. İyi Hernan Gomez. Hücum faul Hernan Gomez. Pozisyon alma mücadelesinde. Nikola Kalinic yine orada enerjisiyle, yüreğiyle karşısında durdu. Kalinic temas aldı ve hücum faulü yaptırdı. Luka Doncic, J.C. Carroll perdeden çıktı. Hemen Kalinic kapattı. Şu savunmaya bakar mısınız? Kusursuz çalışmış Fenerbahçe J.C. Carroll'ı. Fenerbahçe harika çalışmış J.C. Carroll savunmasını. İlk atışı kaçtı. Pek faul kaçıran bir isim değildir Carroll. Sürekli uzun Yudo. Luka Doncic oyunda. Onlar da bir enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. O yüzden her oyuncuya deneyeceklerdir. Pot altına Hernan Gomez'e blok geldi. Hernan Gomez'e blok geldi. Sonrasında da hızlı hücumu faulle kesti. Real Madrid çocukları sahaya sürdü ama burası playoff. Çocuklarla adamların birbirinden ayrıldığı yer. 13'te 11. İkilik yüzdesi artık sen hesapla. Doncic perde çağırdı. Aksi yönüne gitti perdenin. Doncic'e blok. Hoş geldin Euroleague. Luka Doncic Euroleague'e hoş geldin. Önce Willy Hernan Gomez. Sonra Luka Doncic. Epe Yudo ikisini de Euroleague'e hoş geldin mesajıyla selamladı. Yalnız Real Madrid'de ufak ufak çözülmeler başlıyor. Carroll kenara gelip kadar. Evet, çünkü dış oyuncuları çok iyi savunma yapmadığı için. Pot altına Pero Antic. Harika bir pas. Jeff Taylor pot altına. Casey Rivers. Arkasında Nikola Kalinic var. Müdahale geldi işte. Topu çaldık. Şimdi Hickman. Hickman potaya gidiyor. Hickman kaçırdı ama orada Nikola Kalinic var. İşte bu takımı özetleyen bir durum bu. Bir kişi hata yapabilir, eksik bir şey yapabilir ama diğeri arkasından hemen onun hatasını, eksiğini tamamlar. İsabet yok. Reboundu Pero Antic aldı. Lucas. Bir pozisyon daha geldi. Alley-oop geldi. 13 bin kişi birden ayakta. Herkes ayakta. Fenerbahçe şov yapıyor çünkü. Kalinic ve Lucas bugün sanki diğerleri iyi oynarken biraz geri planda kalmışlardı. Ama bu seri için ne kadar önemli olduk. Gözden geçirmemiz gerekiyor İsmail. Melih Mahmutoğlu tepede. Oldu. Oldu. 100 oldu. 100 oldu. Onu da Madrid'e bırakmadık. Madrid'e kalan tek şey Final Four bileti artık. 100 oldu. Bu arada çok güzel bir basketle bitirdi Real Madrid'de. 25'e bağladık. Fenerbahçe. Pardon, 22 oldu son üçlükle. Fenerbahçe 100 sayı atarak Real Madrid'i mağlup etmeyi başarıyor. Bu sezon Real Madrid'in Euroleague'de aldığı en farklı mağlubiyet bu. 15 sayıyla Olympiakos'a kaybetmişlerdi. 22 sayıyla yeniyoruz. Fenerbahçe şov yaptı. Ülker Arena'da Fenerbahçe şov.